Bugünkü dersimizde basit bir labirent uygulaması yapacağız. Labirentimizi çizeceğiz sahnemize ve ardından bir tane karakter oluşturup o karakterin labirent içinde yön tuşlarıyla hareket etmesini sağlayacağız. Aynı zamanda labirentin dışına çıkmasını da engelleyeceğiz. Bunun için yapmamız gereken öncelikle bir sahneyi tasarlamak. Karakterimi siliyorum ve sahneme arka plan olarak bir tane arka plan çiziyorum. Çizgi aracını kullanarak çizim yapacağım. Şimdi normalde elimi hafif oynattığımda çizgi yamuk çıkabilir. Düz çıkabilmesi için shift tuşunu basılı tutacağım. Shift tuşunu basılı tuttuğunuzda eliniz kaysa bile çizgi düz çizmeye devam edecektir. Basit bir arka plan, yani basit bir labirent oluşturacağız. Amacımız çizdiğimiz karakter bu yolun içinde hareket etmesi. Bu yolun dışına çıkmayacak. Siyah çizgilerin dışına çıkmayacak. Ve bitişe geldiği zaman yeni sahneye geçecek. Yeni bir arka plan oluşturulacak. Ve aynı zamanda karakterimiz de başlangıç konumuna gidecek. Evet, sahnemizi çizdik. Şimdi karakterimizi ekleyeceğiz. Onun için de yeni bir karakter oluşturuyorum. Tam daire çizilebilmesi için yine klavyeden shift tuşunu kullanabilirsiniz. Shift tuşuna basarsanız eğer tam bir daire elde edersiniz. Bakalım dairemiz bu aralıklardan geçebilecek mi? Geçebilecek. Şimdi sıra geldi kodlamaya. Öncelikle kırmızı dairenin yön tuşlarını kullanarak hareket etmesi sağlanacak. Bunun için öncelikle yapacağımız yeşil bayrak tıklandığında sürekli kontrol ederek yapacağız. Sürekli kontrol etmekten kastımız sağ tuşa basıldı mı, sol tuşa basıldı mı, yukarı basıldı mı, aşağı basıldı mı diye denetlemek olacak. Öncelikle yukarı tuşu basılı mı onu kontrol edeceğiz. Yukarı ok tuşu basılıysa, hatırlarsanız eğer koordinat sistemini göstermiştim. Dikey hareketler için Y koordinatının değişeceğini, yatay hareketler için ise X koordinatının değişeceğini söylemiştim. Nesnemiz yukarı doğru, karakterimiz yukarı doğru giderken Y değeri artardı. Bu yüzden de Y'yi değiştirin diyeceğiz. Yavaş hareket etmesi için Y'yi 3 değiştirin diyorum. Yukarı doğru giderken Y koordinatını 3 değiştireceğim. Aşağı giderken de yine aynı yöntemi kullanacağım. Aşağı giderken de Y değerini azaltacağız. Y'yi -3 değiştireceğiz. Aynı yöntemleri kullanarak sağ sol hareketi için yapacağız. Sağ ok ve sol ok. Tabii Y'ler değişecek bu defa. Y'yi değiştirin olmayacak. X'i değiştirin olacak. Sağa doğru giderken X değeri artacağı için artı giriyorum. X'i 3 değiştirin diyorum. Sola doğru giderken ise X'i -3 değiştirin diyorum. Şimdi test edelim. Bakalım çalışıyor mu yön tuşlarımız? Sağa, sola, aşağı, yukarı. Evet, çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi yapacağımız işlem bu kırmızı dairenin siyah çizgilerin dışına çıkmasını önlemek olacaktı. Siyah çizgilerin dışına çıkması için de şöyle bir yöntem geliştireceğiz. Örnek olarak aşağı doğru giderken karakterimiz siyah çizgiye geldiğinde durması gerekecek. Bunu nasıl durdurabiliriz? Aşağı doğru inerken Y değeri sürekli düşüyor. Yani 100, 90, 80, 70, 60, 50 diye düşüyor. Siyah çizgiye geldiğinde diyelim ki 50 idi en son. Aşağı indirdiğimizde 40 olması lazımken biz ne yapacağız? Siyah çizgiye değdiği için tekrar 50'ye çekeceğiz onu. Aşağı doğru koordinat düşerken siyah çizgiye değdiğinde bir adım geri gitmesi için Y değerini arttıracağız. Bunu nasıl sağlayacağız peki? Siyah çizgiye değip değmediğini nasıl anlayacağız? Şu şekilde anlayabiliriz. Yine eğer fonksiyonunu kullanacağız.
Bu defa rengine yaklaşıyorum diyeceğiz. Air'in içine rengine yaklaşıyor mu? Rengine yaklaşıyor mu demek çizgiye değiyor mu? Yani renge değiyor mu anlamını taşımaktadır. Geldim. Siyah rengi seçtim. Bir daha yapalım. Siyah rengine yaklaşıyor mu? Peki hangi durumda siyah rengine yaklaşabilir? Ancak yön tuşlarını kullanırsak siyah rengine yaklaşabilir. Yoksa durduk yerde siyah renge gitmez kendiliğinden. Bu yüzden de buradaki eğri yön tuşlarının eğerlerinin içine yerleştireceğiz. Mesela biz aşağı ok için yaptık. Bunu tutup aşağı ok eğrinin içine bırakıyorum. Altına değil, içine bırakıyorum bu defa. Ve ne diyeceğim? Aşağı doğru inerken Y değeri sürekli azalıyordu, 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 azalıyordu. Tam siyah çizgiye değdiğinde yukarı gitmesi için Y değerinin artması lazım. Siyah rengine yaklaştığında Y değeri 3'er 3'er aşağı iniyorduk. 3'te yukarı çıkartacağız. Şimdi test edelim. Yukarıdan aşağıya doğru geldik, geldik, geldik. Siyah çizgiye değip tekrardan geri geçiyor. Aslında yapılan işlem burada şudur. Deyip yukarı çıkıyor. Deyip yukarı çıkıyor. Ama bu işlem o kadar hızlı oluyor ki sanki hiç geçmiyormuş gibi geliyor bize. Bu işlemi diğer yön tuşları için de yapacağız. Siyah rengine yaklaştıkça zıttına bir hareket vereceğiz. Yani yukarı doğru giderse aşağı doğru bir hareket vereceğiz siyah çizgiye değdiği zaman. Sağa gidiyorsa sola doğru bir hareket vereceğiz. Bu şekilde yaparsanız eğer kırmızı dairenin siyah çizgilerin dışına çıkmasını engellemiş olursunuz. Yukarı doğru yapıyorum, geçmiyor. Aşağı doğru yapıyorum, geçmiyor. Sağa doğru yapıyorum, geçmiyor. Sola doğru yapıyorum, geçmiyor. Evet, buraya kadar olan bölümde bir sıkıntımız yok. Artık bu istediğimiz yol üzerinde kırmızı dairemiz geziyor. Şimdi istenilen mavi alana geldiğinde çıkış yapması. Yani yeni bir sahne gelecek ve kırmızı dairemiz, karakterimiz başlangıç konumuna geçecek. Şimdi bunun için yeni bir sahne tasarlayacağım. Çok hızlı, basit bir sahne tasarım yapacağım. Yeni bir sahne tasarlayacağım için boya diyorum. Çok fazla uğraştırmayacak şekilde böyle bir sahne hemen tasarladım. Tabii sizlerin zamanı daha çok olduğu için sizler daha detaylı bir sahne tasarımı yapabilirsiniz. Geçişleri yapabilirsiniz. Ben şimdilik böyle bir sahne tasarladım hemen. Amaç burada nedir? İşte sahne değişimini göstermek ve karakterin tekrardan başlangıç konumuna gitmesini sağlamaktı. Tekrar karakterimin kod bölümüne geçiyorum. Şimdi bu bölüm karakterin hareket yönleriyle ilgili, hareketiyle ilgili olan bölümdü. Bunda bir sıkıntı yok artık. Bunu kenara çekiyorum şöyle. Fareli tuttum, çektim. Kendime yeni kod yazmak için bir alan açtım. Şimdi denetlemem gereken şu kırmızı dairenin mavi alana gelip gelmediğidir. Geldiği zaman ne yapacak? Geldiği zaman karakterim başlangıç konumuna gidecek ve aynı zamanda da sahne değişecek. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi sürekli denetleyeceğiz. Bakalım bu karakter mavili alana geldi mi? Mavili alana geldiyse eğer başlangıç konumuna git ve sahneyi değiştir diyeceğiz. Hemen alıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında sürekli kontrol edeceğiz dedik. Mavi rengine geldi mi gelmedi mi? Mavi rengine gelip gelmediğini nasıl anlıyoruz? Rengine yaklaşıyor mu komutuyla anlıyoruz. Rengine yaklaşıyor mu? Şuradaki renge tıkladığımız zaman, buradaki renge tıkladığımızda faremiz hemen şırıngaya dönüşüyor ve renk seçimi isteniyor. Tıkladığımda bakın hemen mavi renk seçildi. Peki mavi rengine geldiği zaman ne yapacak? Öncelikle başlangıç konumuna gidecek. Yani şuradaki konuma gelecek karakterim. Buradaki konuma gelebilmesi için öncelikle bakıyorum. Fareyle getirdim başlangıç konumuna. X ve Y değerlerine bakıyorum. X değerim -211, Y değerim de 155'miş.
Ben bu konuma getirebilmek için şuradaki komutu kullanıyorum. X, Y konumuna gidin komutunu kullanıyorum. Aldım o komutu. Mavi renge değdiği zaman eğrin içine yerleştirdim. Eksi 211 X değeri. Y değerim de 155 olacakmış. Test edelim bakalım. Yukarı doğru geldim. Mavi renge değdiği zaman hemen başlangıç konumuna hızlı bir şekilde geçti. Aynı zamanda sahnenin de değişmesi lazım. Bir sonraki bölüme geçtiğimizi göstermek için. Tabii sahneyi karakterimiz değiştiremez. Yani arka planını karakterimiz değiştiremez. Arka planı değiştirebilecek olan sadece sahnenin kendisidir. Biz ne yapabiliriz? Biz sadece komut verdirebiliriz. Yani bir mesaj yayınlatabiliriz karakter olarak. Bir mesaj yayınlayacak karakterimiz, bak ben mavi konuma geldim gibi bir mesaj yayınlayacak ve sahne bu mesajı aldığında arka planı değiştirecek. Mesajı nereden yayınlatıyorduk? Kontrol grubunda yayınlayın diye bir komutumuz var. Bu komutla biz bir mesaj yayınlayacağız. Arka planı değiştir gibi. Tıkladım, yeni mesaj dedim. Buraya arka plan. Yani anımsatacak bir kelime olması her zaman için iyidir. Çünkü ilerleyen zamanda birçok mesaj yayınlatmak zorunda kalacağız. Alakasız isimler yazarsak karıştırabileceğiz. Ondan sonra hangi mesaj nereye gidiyordu gibisini karıştırabiliriz. Arka plan diye yazdım. Şimdi karakterimiz mesaj yayınladı. Ama sahne değişmedi. Çünkü bu mesajı sahne almadı henüz. Sahne alması lazım bu mesajı. Peki sahnemiz nasıl alıyordu bu mesajı? Şuradaki arka plan aldığında komutuyla. Sahnemiz bu mesajı aldığında yapacağı işlem sonraki arka planı ekrana getirmekti. Şimdi çalıştıralım programımızı. Şöyle hızlıca olması için buraya aldım. Yukarı doğru gittim. Sürekli denetliyorum mavi renge değdi mi değmedi mi diye. Mavi renge değdi. Bakın hemen başlangıç konumuna geldi. Yeni bir labirent ortaya çıktı. Şimdi tekrardan geliyorum. Mavi alana değdiğim zaman bakın yine bir sonraki sahne geldi. Tabii biz burada ne yapabiliriz? Biz yeni bir arka plan tasarlayabiliriz buraya. Yeni bir arka planı tasarladığımızda da şuraya tebrikler diye yazarız. Tebrikler diye yazdıktan sonra tamam dediğimizde şimdi ilk bölümden başlatalım oyunumuzu. Geldik. Mavi alana değdik. İkinci bölüm geldi. İkinci sahnem geldi. Şimdi ilerledim. Bakın bu arada siyah çizgilerin dışına da çıkmıyor. Mavi alana değdiğim zaman tebrikler yazısı geldi. Son sahnem geldi. Evet, bugünlük de bu kadardı çocuklar.